arkadaşlar mutluluk arayışıyla arayış kelimesini böyle bir solid bir hale getireceğiz. Böyle taş gibi yapacağız onu. Daha sonra onu bir tık üste çıkartacağız. Mutluluk arayışını çalıştıktan sonra uygun bir yaşam alanı arayışını çalışıyor olacağız. Fakat bunu yaparken uygun ve yaşam alanı ile ilgili benzer anlamları taşıyan kelimeleri size öğretmeye çalışacağım. Evet, mutluluk arayışıyla başlayalım. Mutluluk arayışından önce arayışı nasıl söyleriz arkadaşlar biz? The search deriz. The search aramak demektir. Ama bir şeyin arayışı varsa hemen yapıştırırsın. The search for. Mutluluğu arıyorduk. Mutluluk ne demekti? The search for happiness dediğimizde mutluluğun arayışı, mutluluk arayışı anlamına gelen bir kelimeyi yakalamış oluyoruz. Arkadaşlar mutluluk arayışını ben verdim şimdi size. Merak ediyorum siz de mutluluk arayışı anlamına gelen başka kelimeler bulabilecek misiniz? Ne var aklınızda böyle? Mutluluğun arayışı derken aklınıza ilk gelen şeyler neler? Bak boş konuşuyorum. Neden? Çünkü size zaman kazandırıyorum. Bulabildiniz mi? Bulamadıysanız buyurun ben ilkini veriyorum. İki tane vereceğim toplamda. The search for happiness yerine kullanabileceğimiz the pursuit of happiness. Tamam, bu da mutluluk arayışı anlamına geliyor. Fakat burada dikkat etmen gereken birkaç şey var. Search yerine the pursuit'i koyduk ya. The search'ten sonraki gelen for edatı, the pursuit'ten sonraki gelen of edatıyla yer değişti. Buna çok dikkat ediyorsun. Tamam, hatta The Pursuit of Happiness diye bir çok da güzel bir film var. İzlemenizi de tavsiye ederim. Peki başka ne var biliyor musun? Question diyoruz ya biz şöyle. Question'daki şu sorundaki ıbıdığı gıbıdığı sildiğinde the quest kalıyor. The quest for happiness dediğinde yine mutluluk arayışı anlamına gelen başka bir ifadeyi elde etmiş oluyoruz. Yani the search for happiness de eş anlamlı kullanabilecek iki tane daha şey var. The pursuit of happiness, the quest for happiness. Evet, mutluluk arayışını bitirdiysek şimdi biraz daha kendi alanımıza gelelim. YDT'ye gelelim, YÖKDİL'e gelelim, YDS'ye gelelim. Şimdi bunlar mutluluğu, ilhamı, cevapların peşinde olabilir ama daha da ayaklarımız yere bassın. Şimdi dünyadaki yaşam, dünya bir yaşam alanı ya. Dünyadaki yaşam alanına alternatif olan yerleri arıyorlar. İşte Jeff Bezos var. İşte uzaya araç gönderiyor. Elon Musk var. Adam kafaya koydu. Mars'a illa gidecek. İşte bununla ilgili makaleler çok sık geliyor ya bu aralar. Hatta ilk Türk astronot şu anda uzayda. Biz bu videoyu çekerken uzayda şu anda ISS yani International Space Station'da vakit geçiriyor. İşte bu yaşam alanıyla ilgili olan arayışı inceleyeceğiz sizinle. Bunu nasıl söyleriz? Bir düşünün bakalım. Uygun bir yaşam alanı arayışını nasıl söylersin? Ben de hemen bu arada yazmaya, çizmeye geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben uygun bir yaşam alanı arayışının İngilizcesini yazıyorum. Kolay olanı ben yazıyorum. Ne vardı? The search yazıyorduk, değil mi? Arayış. The search'ı koyunca hemen edatı neydi? For yapıştırdım. The search for uygun bir yaşam alanını söyleyeceğim. Uygun ne demek arkadaşlar? Suitable demek. The search for a suitable yaşam alanına geldim. Habitat. Şimdi the search for a suitable habitat deyince uygun bir yaşam alanı arayışını elde etmiş oluyorum. Peki bitti mi? İki tane daha aynı anlama gelen bir yapı öğretmiştim size. Yani iki tane daha yapı öğretmiştim esasında size. Neydi bu yapılar? Hadi gelin ben onları yazayım. Siz de bu arada kendiniz not almayı deneyin, olur mu? The search for yerine en başta böyle soruya benzeyen bir şey vardı, değil mi? Şöyle question gibi yazılıyordu ama şu sonundaki i onları attığımızda the quest kalıyordu. The quest for a suitable habitat dedik. Tamam. Uygun bir yaşam alanı arayışının ilkini bulduk. Bir diğeri de neydi? The pursuit of aynı şekilde yazdım. Suitable habitat dedim. Şimdi biraz bunları zoom out yapacağım. Siz de beraber görebileceksiniz. İkisini beraber şöyle büyütelim. Şimdi bu üç tane ifade. The search for a suitable habitat. The quest for a suitable habitat. The pursuit of a suitable habitat ne demek arkadaşlar? Uygun bir yaşam alanı arayışı demek. Üç tane farklı ifadede bunu kullandık. Peki yeter mi? Yetmez. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Uygun anlamına gelen birkaç tane daha sıfat, yaşam alanı anlamına gelen birkaç tane daha kelimeyle beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uygunla başlıyorum. Sorum şu: uygun anlamına gelen kaç tane ifade biliyorsun? Düşün, ben oraya gidiyorum şimdi. Siz düşünürken ben de böyle kocaman bir harita yaptım. Nereden geldik? Mutluluk arayışıyla başladık.
The Pursuit of Happiness, The Quest for Happiness yaptık. Sonra yaşam alanına geçtik. Şimdi de Uygur anlamına gelen 3 tane kelime istiyorum sizden. Bulabildiniz mi o kelimeleri? Bulamadıysanız buyurun ben veriyorum arkadaşlar. Suitable zaten vermiştik. Şöyle yapalım. Sadece burayı zoomlayalım ve kocaman bir şekilde gelsin ekranımıza. Arkadaşlar suitable cepte. Appropriate yine uygun anlamına gelen çok kaliteli bir sıfat. Bir de proper vardır. Proper böyle uygun, adam akıllı anlamına gelen yine çok sık kullanılan bir sıfattır. Burada ekstra size birkaç bilgi vereceğim. Şimdi madem uyguna kadar girdik, suitable, appropriate, proper gördük ya, biraz daha detay yapalım arkadaşlar. Suitable'ın zıttı nedir? Yani biz suitable uygun ya, uygun olmayan anlamına gelen başına sadece şöyle bir un prefiksi eklersek, unsuitable dersek, bu da ne olur biliyor musun? Suitable uygun, unsuitable uygun olmayan anlamına gelir. Peki appropriate de uygun demekti ya. Appropriate'e hangi kelimeyi eklersek, hangi prefiksi eklersek uygun olmayan anlamına gelir. An desek olur mu? Olmaz arkadaşlar. Ne olur biliyor musunuz? In. In appropriate. Inappropriate dediğin zaman yanlış mı yazdım? Tabii ki. Şunu büyük harfle yazdığım için öyle gösteriyor. Inappropriate arkadaşlar bunun zıt anlamlısı oluyor. Peki proper'a geliyorum. Proper'da proper'ın başına ne koyarsın? Düşünüyorum. An mı koyarsın? In mi koyarsın? Yoksa bir p p sesi var ya. Bütün o p seslerin çoğunun önüne ne geliyor arkadaşlar? İm geliyor. İm proper dediğimizde de uygun olmayan anlamına geliyor. Bu da ekstra bilgi cebinizde bulunsun. Peki şimdi dönüyorum uygundan geriye. Şöyle başa gidelim. Bir sonraki kelimemize geçelim. Geri geldik. Şimdi geri geldiğimizde yaşam alanı var. Yaşam alanı ile ilgili kullanabileceğimiz eş anlamlar nelerdir? Ben onlara geçerken siz de bunların hepsini şöyle bir kafanızda düşünün. Sonra bakalım aynısını yakalayabilmiş miyiz? Gidiyorum. Arkadaşlar yaşam alanı anlamına gelen 4 tane kelimemiz var. Zaten birincisini verdim. Habitat'ı biliyorsun. Bir diğeri ne biliyor musun? Living environment. O da yaşam alanı demek. Shelter esasında barınak demek. Hatta benim aklıma ilk gelen animal shelters. Yani hayvan barınakları. Keşke şöyle şuraya, özür dilerim. Şöyle şuralara bir yere onun bir resmini koyabilsek. Koyamıyorsak da sonra koyarız. Dwelling place arkadaşlar. Yaşamdan daha çok yerleşme alanı gibi kullanılıyor. Yani bunların hepsi birbirine benzer olan kelimeler.